Raif Bey, kusura bakmayın. Bu süreçte hepimiz biraz gerildik de. Önemli değil. Ben daha profesyonel bir destekten bahsediyorum. Her gün bana rapor verilir. Bu durumda daha net ne yapacağımıza karar veririz. İsterseniz yönlendirebilirim. Olur tabii. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Müsaadenizle. Buyurun. Teşekkür ederiz. Babamın bu durumda olması hiç adil değil. Senin gibi daha çok hak eden insanlar varken. Çık dışarı Elif. Çık dışarı. Baba ne dediğini duydun mu ya? Ben kalırımmış. Allah Allah. Bir de seni sahiplenmeye çalışıyor ya. Bu kim? Cemil deden mi? Çok güzel çizmişsin. Adını yazmamı mı istiyorsun? Ver bakalım kalem. Tamam. Ümran Hanım. Ne oldu, ne istiyorsun? Ben Elif'le seni gördüm. Evet, fark ettim. Pıtrak gibi her yerden çıkıyorsun. Gözlerime inanamadım. Ana kız gibi sarıldınız birbirimize. Ne olmuş Mehveş? Niye saçma saçma konuşmaya başladın yine? Ümran Hanım. Allah aşkına, daha düne kadar kıza dünyayı dar ediyordun. Hayır, ne oldu? Ne konuştunuz? Cemil sayıklarken Elif duymuş. Cemil Ümran beni itti demiş, o da duymuş. Eyvahlar olsun. Fırat'a söyleyecek. Vallahi söyleyecek. Hayır, söylemeyecek. Nasıl yani? Konuştuk. Kadın kadına konuştuk. Anladı beni. Cemil'e zorla evlendirildiğimi söyledim. Ve bana... Neyse işte, anlatmam gereken her şeyi söyledim. Her şeyi mi anlattın? Onu ittiğini de söyledin mi? Kazara. İttim. Söylemem gereken her şeyi söyledim işte. Yani Fırat'a söylemeyecek. Söylemeyecek. Söylemeyecek çünkü adamı çok seviyor. O baba imajı da kaybolsun istemiyor ve söylemeyecek tabii ki. Aynı senin gibi. Aynı senin bugüne kadar söylemediğin ve asla söylemeyeceğin gibi. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Bu hayat boyu bir sır olarak kalacak aramızda. Peki ya Cemil Bey uyanırsa o zaman ne olacak? Sadece o gece olanları değil, Fırat'ın kendi oğlu olmadığını da söylerse ne olacak? O zaman bakarız. Çok sıkıldım bu muhabbetten.
Çık dışarı. Yok mu senin işin? Çık. Çık, çok sıkıldım. Baban nasıl? Aynı. Doktor iyi şeyler söyledi ama değil mi? Ben inanıyorum. Baban iyi olacak. Uyanacak. Özür dilerim. Neden? Güneş ve sana inanmadığım için. Niye böyle bir şey yaptım? Ne oldu bilmiyorum. İnan bana. Ben babamın iyileşmesini, ayağa kalkmasını çok istiyorum. O şey bir insanı anlamaktır derdi annem. Yaptığımız her şeyin bir nedeni vardır. Bize inanmadıysan, hayal kırıklığına uğramaktan, uyanamamasından korktuğundandır. Bu ev o kadar sevgisiz kalmıştı ki. Siz gelene kadar. Şimdi her şey değişti. Evin her köşesi. Koltuklar, duvarlar, her yer, her şey. Güneş ve senin sayende gerçek bir ev oldu. Tek eksiğimiz babam. Ama uyanacak, biliyorum. Anlatamadığımdan onu kendin tanıman gerekecek. Ama inan bana, o da sen de birbirinizi çok seveceksiniz. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.